Merhaba sevgili öğrenciler. Geçen bölümümüzde birinci ünitemizin birinci bölümünde güneş sisteminden bahsettik. Gezegenlerimizden bahsettik, özelliklerinden bahsettik. Şimdi birinci ünitemizin ikinci bölümü ile beraberiz. Bu bölümde ne göreceğiz? Güneş ve ay tutulmasından bahsedeceğiz. İlk olarak güneş tutulmasından bahsedelim. Dünya üzerindeki gözlemciye göre güneş tutulması sırasında güneş ışınlarının önünde ay vardır. Böylece ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Güneş tutulması boyunca ayın gölgesinin düştüğü bölgelerde güneş görülmemektedir. Peki ay güneşe göre çok daha küçük boyutta olmasına rağmen güneşi nasıl kapatıyor olabilir? Gün ortasında güneşin görülmemesi şaşırtıcı değil mi? Evet, güneş tutulmasının şemasına bakalım. Güneş, ay ve dünya aynı doğrultuda. Ayın gölgesinde dünyanın bir kısmı kalmaktadır. Gördüğünüz gibi ay bir engel ışıktan gelen ışınları yani güneş ışığımızdan gelen ışınları dünya üzerine düşürmüyor. Ay gölgesi gölge yapıyor dünya üzerinde ve ayın tam olarak gölgesinde kalan tam gölge olarak adlandırılan bu kısımda dünyanın şu kısmında Tam güneş tutulması gözlemlenirken dünyanın e, diğer kısmında ise e, bütün kısmında değil sadece karaladığım kısımda taradığım kısımda e, burada ise parçalı tutulma gözlemleniyor çünkü buranın. Bir kısmı güneşten ışığı alırken bir kısmı güneş ışınlarını alamıyor. Bu yüzden burada yarı gölge olayı söz konusu. Yani parçalı güneş tutulması olayı söz konusu. Bu arada güneş tutulmasında önemli olan güneşin, ayın ve dünyanın aynı doğru üzerinde bulunması. Yoksa güneş tutulması gözlemlenmez. Evet, şemamızda gördüğümüz gibi ay güneşin tam önüne geçip güneş ışığının dünyaya ulaşmasını engelliyordu. Ay çok daha küçük olmasına rağmen bize çok daha yakın olduğundan güneşi tam olarak örtebilir. Bunun nasıl olduğunu anlamak için bir gözünüzü kapatın ve tavanda yanan bir ampule bir madeni para tutun. Madeni para çok küçük boyutta olmasına rağmen ampulü tamamen kapatacak. Bunu gözlemleyeceksiniz. Madeni parayı tutan kişinin dışındakiler paranın oluşturduğu gölgeden etkilenmeyecek. Ama parayı tutan kişi bu gölge olayından etkilenecek ve bunu gözlemleyebilecek. Güneş tutulması ayın gölgesinin dünyaya düştüğü bölgelerde gözlenebilir. Güneş tutulması sırasında çok önemli ee, ay yeni ay evresindedir. Dünya üzerinde bir noktada güneş tutulması gerçekleştiğinde aynı yerde tekrar güneş tutulmasının gözlenebilmesi için tam olarak 375 yıl geçmesi gerekir. Dünya güneş sisteminde tam bir güneş tutulmasının gözlenebileceği tek gezegendir. Evet, ay tutulmasından bahsedelim. Dünya güneş e, ile ay arasına girdiği zaman dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Bu durumda ay tutulması yaşanır. Ay tutulması sırasında ay dolunay evresindedir. Ay tutulması gerçekleştiğinde dünyanın karanlık bölgesinde bulunuyorsanız ay tutulmasını gözlemleyebilirsiniz. Ay dünyanın çevresinde sürekli dolanma hareketi yaptığı halde her ay ay tutulması gözlemlenmez çünkü ay her zaman dünyanın gölgesinde kalmaz. Ayın dünya çevresindeki yörüngesi dünyanın güneş çevresindeki yörüngesine göre eğiktir. Ay dünyanın arkasında olabilir. Fakat hala güneşten ışık almaya devam eder. Ay tutulması şemamıza bakalım. Yine güneş tutulmasında olduğu gibi güneş, dünya ve ay aynı doğru üzerindeler. Dikkat ederseniz güneş tutulmasında da aynı şey söz konusuydu. Sadece ay neredeydi? Buradaydı. Dünya'da güneş tutulmasında ayın yerindeydi. Fakat ay tutulmasında ise dünya ortada. Ay dünyanın gölgesinde kalıyor. Güneşten gelen ışık ışınları dünya engeline çarpıp geri dönüyor. Işık ışınları dünyaya çarpıp geri dönüyor. Dünyanın gölgesinde kalan ay güneşten ışınları alamadığı için biz dünyadan bakan gözlemci olarak ayı gözlemleyemiyoruz. Sonuçta ay bir ışık kaynağı değil. Ay sadece güneşten aldığı ışığı ne yapacaktı? bize yansıtacaktı. Biz de bu yüzden dünyadan bakan gözlemci olarak ayı gözlemleyebilecektik. Fakat şimdi ne olmuyor? Güneşten ışığını alamıyor. Neden? Çünkü dünya buna engel oluyor. Bu yüzden de dünyanın gölgesinde kalan ay güneşten ışık alamadığı için dünyadaki gözlemci de aya baktığı zaman ayı gözlemleyemeyecek. Ay tutulması olayında Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş sorumuz. Ay tutulmasında dünya ay ile güneş arasına girer demiş. Evet burada dünya engel oluyordu. Güneşten gelen ışık ışını dünya engeline çarpıyor ve aya ulaşamıyordu. Dolayısıyla ay güneşten ışık alamadığı için dünyadaki gözlemci ayı gözlemleyemiyordu. Bu olay da ay tutulması olarak adlandırılıyordu. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze bakalım. Ay dünyanın gölgesinde kalır. Evet, dünyanın gölgesinde kaldığı için güneş ışığını alamıyordu dedik. İkinci öncülümüz de doğru. Güneş ışığını yansıtamadığı için biz ayı göremeyiz. Güneş ışığını yansıtıyor ancak aya kadar ulaşamıyor bu ışık. Çünkü dünya engeliyle karşılaşıyor. Yani bizim ayı göremememizdeki esas neden dünyanın gölgesinde kalması ve güneş ışınlarını bu yüzden alamadığı. Yoksa güneş ışığını burada da yansıtıyor. Fakat ay bu ışığı alamıyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak. B seçeneği olacak. Evet bir diğer sorumuza bakalım e, Bu sorumuzda şöyle diyor Güneş ve ay tutulması olaylarının benzer ve farklı yanları vardır Aşağıdakilerden hangisi benzer yönlerinden biri değildir İki tutulma olayı da gölge oluşumu nedeniyle meydana gelir e, Evet e, bu iki olayın temelinde gölge oluşumu vardır ve bunun da temel nedenini ışığın doğrular halinde yayılması oluşturur. A seçeneği doğru İki tutulma olayı da her yönden görülebilir demiş. Hayır güneş tutulması her yerden gözlemlenemez. Çünkü sadece ayın gölgesinin düştüğü yerlerde güneş tutulması gözlemlenebilir. Dünyanın her yerinden gözlemlenemez. İki tutulmada da ay, güneş ve dünya aynı doğrultudadır. Zaten tutulmanın gerçekleşmesinin e, temel nedeni güneş veya ay tutulması olsun fark etmez. Her iki tutulmada da mutlaka ay, güneş ve dünya üçlüsü aynı doğru üzerinde olmak zorunda. İki tutulma olayı da ay ve dünyanın hareketleri sırasında oluşur. Evet doğru. Biliyoruz ay dünya ile birlikte güneş ekseni etrafında döner. Dünya da güneş ekseni etrafında döner. Ve bu hareketler e, bu tutulmaları meydana getirir. Yani D seçeneğimiz de doğru. Baktığımız zaman e, benzer özelliklerinden olmayan, güneş ve ay tutulmasının benzer yönlerinden olmayan B seçeneğidir. Evet arkadaşlar birinci ünitemizi sonlandırdık. Sırada ikinci ünitemiz var. İkinci ünitemizde buluşmak dileğiyle.